arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum çok güzel bir örgü modeli var. Her türlü örgülerimizde rahatlıkla kullanabileceğimiz bu modelimizi dilerseniz e, normal yeleklerde, hırkalarda kullanabiliriz. Atkılar yapabiliriz. Battaneler, e, lifler Nerede kullanmak istiyorsak orada kullanabiliriz. Çok güzel bir model. Hem çok farklı renklerle örebileceğimiz gibi sade tek renkle de örebileceğimiz hoş bir model. Şöyle tutuyorum. bakınız elimizde hem trabzanlar hem de fıstıktan aynı anda örülerek devam edebilen bir örgü. Evet, şöyle diğer yönünü çevirdiğim zaman diğer yönüyle de gördüğümüz zaman her iki yönü de kullanılabilecek güzel bir örgü. Evet, şimdi. İpimizi ve tığımızı kalınlığına göre ayarlayalım hemen örgümüze başlayalım kolay gelsin modelimizi uygulamak için yeteri kadar zincirimi çekerek hazırlandım Sizlerde hangi ölçüde örecekseniz örgümüzü o ölçüden biraz daha uzun olarak zincirimizi çekerek başlayalım eğer fazla gelirse zincirimizi keserek çıkarabiliriz şimdi 1 2 3 4 5 6 6. zincir yuvasına giderek tığımın başına bir tane doluyorum ve 6. zincir yuvasına gelip batıyorum. Bir defa doladığım bakınız ipimi 3 defa da örüyorum. 1 2 ve 3. Bir defa doladım 3 defa da çektim. Tekrar bir defa doluyorum aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3. Doluyorum. 1, 2, ipimi iki katlı olduğu için bir katının kalmasına izin vermiyorum. Her iki katında örüyorum. 2, 4 toplamda 5 defa olacak şekilde örüyorum. 1, 2 ve 3. 3. 3 defa da aldım. 1 defa dolayıp 3 defa aldım. Ve toplamda burada geri döndüğüm zincirimle birlikte 5 tane trabzanım oldu. 5 tane trabzanımı bir zincir yuvasının içerisine ördükten sonra şimdi tığımızın başını doluyoruz ve uca hemen trabzanımı yanına birinci fıstığımı yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. İpimizin kalınlığına inceliğine göre buradaki fıstığımızı kaç defa dolayacaksak ona e, eğer dolgun bir fıstık istiyorsak biraz fazla. Eğer daha normal istiyorsak 3 defa çekmemiz yeterli. Bu modelimiz için ben 3 defa çekiyorum. 2 bakınız başını doluyorum. Aynı yere trabzanlarımı ördüğüm yere atıyorum. 3 defa aldığım fıstığımı 1 2 defa da çekiyorum. Bakınız iki defa da çektim. Tığımın başını doluyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5 zincir yuvasının içerisine geliyorum Tekrar başlıyorum 1 2 3 Bir defa doluyorum aynı yere toplamda 5 trabzan olana kadar örüyorum İ ördüm 1 2 ve 3 üç. 3üncü trabzanımı ördüm 1, 2, 3. Dördüncü trabzanım. 1, 2, 3. 3 defa da aldım. Aynı yerin içerisinden 5 tane trabzanım ördüm. Bakınız bir tane 5 trabzanlı grup hemen yanına da bir tane fıstığımız. Şimdi 5 trabzanımı tamamladıktan sonra tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane fıstık yapıyorum. Uzatıyorum 1. Uzatıyorum 2. Uzatıyorum 3. 3 defa çektim. 1 kapadım. Hepsini fıstıklarım içinden geçtim. İkinci kez ise hem fıstıklarımın hem trabzanlarımın olduğu yere gelerek kapatıyorum. Bakınız 2 defa da kapadım. Araya zincir çekmedim. Tığımın başını doluyorum. 1 zincirimi saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir defa başını dolamıştım. Üç defa da çekiyorum. Aynı yere 5 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 1 2 ve 3 1 2 3 4. tırabzanımı ördüm. 5. tırabzanım için tekrar tığımın başını doladım. 1 Şöyle ipimi tek katına almıyorum. 1 2 ve 3. 5 tane trabzanımı bu şekilde ördüm. Hemen tığımın başını doluyorum. 5. trabzanımdan sonra aynı yere geliyorum. 1, 2 ve 3. kez fıstığım için ilmeğimi uzatıyorum. Tabii daha fazla da yapacağımızı belirtmiştik isterseniz daha dolgun görünmesini. 2 defa da çekiyorum. Önce fıstıklarım için uzattığım ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Daha sonra trabzanlarımdan devam eden ve fıstığımı kapadığım yani topladığım ilmeğimin her ikisini de birden çekerek kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanımın içerisine geliyorum. Yine bir defa başını dolamıştım. 3 defa da örüyorum. Toplamda aynı yere 5 defa trabzanımı örüyorum. 5 tane olana kadar. İkinciyi ördüm üçüncü, dört ve beş. Beş trabzanımı ördüm. Beşinci trabzanımı tamamladıktan sonra tığımın başını doluyorum. Fıstığımı da hemen dibine batıyorum. Aynı yere ve uzatıyorum. Bir ve uzatıyorum. iki ve uzatıyorum. 3 Önce fıstığımın içerisinden geçiyorum. İkinci kez ise her ikisini birlikte alıyorum ve kapatıyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Modelimizde birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Aynı zincir yuvasının içerisine 5 trabzan ve 1 fıstık ördük. Aralara zincir çekmedik ve sıramızın sonuna kadar geldik. Sıramızın sonunda en son fıstığımızla bitirdik ve ikinci sıramıza aynı rengimizle devam ediyorum. 1-2-3-4-5 5 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını yine bir defa doluyorum. Birinci sıradaki yapmış olduğum işlemin aynısını tekrar ediyorum. Yalnız burada trabzanlarımızın bakınız sondan bakın son ve sondan bir önceki şuradan saydığımız zaman fıstığımızın yanından 1 2 3 4 5 4 ile 5'in arasına giriyoruz tam diğer modelimize geçecek yerdeki bölümümüzün arasına ve batıyoruz aynı şekilde oradan 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum birinci trabzanımı ördüm diğer modele geçecek son iki trabzanın arası tekrar tığımın başında oluyorum 1 2 ve 3. Toplamda 5 trabzanımı buraya örüyorum. 3, bu 4 ve de 5. 1, 2 ve 3. 5 tane trabzanımı ördükten sonra modelimizi aynı şekilde kuruyoruz. Bakın 5 trabzanımızın sonunda tekrar tığımın başında doluyorum. 1 uzatıyorum. 2 uzatıyorum 3 uzatıyorum önce fıstıklarımı kapatıyorum sonra trabzan ve fıstığım olan ilmeği kapatıyorum bir bakınız aynı şekilde modelimizi kurduk araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum buradaki trabzanlarımdan dördüncü ve beşincinin arasına gelerek batıyorum başını dolamıştım 1 2 3 tekrar aynı yere 1 2 3 toplamda 5 trabzan olana kadar buraya dolduruyorum. 3. trabzanımı ördüm. 1 1 2 3 4. trabzanım ve 5. trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. 5 trabzanımı aynı yuvanın içerisine ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Fıstığım için uzatıyorum. 1 2 ve 3 önce fıstıklarımı kapatıyorum sonra trabzan ve fıstığımdan gelen ilmeğimi kapatıyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyorum bir tanesini daha beraber örelim grubumuzun en son iki trabzan arasına giriyorum 1 2 ve 3 5 tane trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum 2 3 1 2 Şöyle ipimizi tek kat almayalım. 1 2 ve 3. Toplam 5 trabzanım oldu. Tığımın başında doluyorum. 1 2 ve 3. Önce fıstığımı kapatıyorum. Daha sonra trabzan ve fıstığımı kapatıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramızı da bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. En son modelimizin olduğu yerdeyiz. Burada da aynı şekilde döndüğümüz yere girelim en son bölüme. Tığımın başını bir defa doluyorum. Son trabzanla bir öncesine giriyorum. 5 tane trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 oldu. 1, 2, 3. 5 tane trabzanım olduktan sonra tığımın başını doluyorum. Uzatıyorum. 1, uzatıyorum. 2, uzatıyorum. 3. Çekiyorum önce fıstıklarımı. Sonra her ikisini bir tane zincir çekerek koparıyorum. Dilerseniz iki renk, dilerseniz daha fazla renkle örebilirsiniz. Evet, yeni renk değişimini başlıyorum. İkinci pembemi biraz daha koyu tondaki pembeme bir tane zincir çekerek tığıma bağlıyorum ve ipimi kopardığım yerden şöyle bakınız başlıyorum. Hemen fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum zincirlerimden sonra tığımın başını doluyorum. 4 ve 5. bakınız. En sondaki iki tane trabzanımın arasına giriyorum ve örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum, üç defa da alıyorum. Bütün işlemimiz birebir aynını tekrar ediyor. 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum 1 2 3 fıstığı çekiyorum kapatıyorum tekrar tığımın başını doluyorum en son iki trabzanımın arasına girerek örmeye başlıyorum trabzanlarımı 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum ve bu şekilde iki sıramızı da bu rengimizden örelim eğer daha çok renk öreceksek renklerimizi aynı şekilde ipimizi kopardığımız yerden e, bağlayarak Devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Renklerimizi ayarlayarak istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edelim. Bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.